Sayın Çelebi ile 50 artı 1 tartışmasını konuştuk. Ardından da bu konuyla ilgili yani AKP'nin bir formül arayışında, yeni bir arayışta olacak mı? Bu soruyu sorduk ve bunu konuştuk bunun üzerine. Sizin de yorumunuzu alalım o halde, kısaca oraya dönüp birkaç cümleyle. Şimdi öncelikli olarak tabii 50 artı 1 meselesini eğer iktidar tabana doğru anlatamazsa, yani neden böyle bir değişime gittiğini topluma doğru düz anlatamazsa, toplum bunu bunlar gidiyorlar dolayısıyla gitmemek adına sistem değişikliği yapıyorlar şeklinde okursa, böyle bir algıya neden olursa, ki şu anda böyle bir algıya neden oluyor, bu iktidarın daha ciddi yara almasına neden olabilir. Yani ben bugün sosyal medyada da bir paylaşımda bulunmuştum. Yani siz 50 artı 1 meselesini toplumun tercihlerine karşı bir algı yönetimi şeklinde anlatırsanız, doğru dürüst niçin böyle bir değişikliğe gittiğinizi toplumu ikna ederek anlatamazsanız, toplum sizin gidişinizi hızlandırır bu noktada. Çünkü sonuç itibarıyla şu anda toplumun başka gündemleri var. Kimsenin sokaktaki insanlara yönelik yaptığınız araştırmada kimsenin umurunda şu anda 50 artı 1, 40 artı 1 vesaire yok. Vatandaşın umurunda başka bir şey var. Çok büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor. Bu krize bağlı olarak vatandaşın üst üste yığılmış sorunları var. İşte adalet bunlardan bir tanesi. Toplumda farklı adaletsizlikler, haksızlıklar vesaire gibi toplumsal algılar var. Bütün bunlar üst üste konduğunda siz bunları çözme makamındayken, yani iktidarda olduğunuz için bunları çözmeye yoğunlaşmıyorken, sizin kalkıp işte 50 artı 1'i konuşmanız, yok 40 artı 1'e çevirelim bunu demeniz ya da en fazla oyu kim alırsa o olsun şeklindeki bir değişime gitmeniz sizin hedeflediğinizin bile altına inmenize neden olabilir. Bunu da gördüğüm kadarıyla Sayın Devlet Bahçeli görmüş görünüyor. Yani tabii ki başka hesapları da var ama şüphesiz, yani hesaplarının olması anlaşılabilir. Çünkü her siyasi partinin farklı hesapları olabilir. Ama öncelikli olarak böyle bir algıya neden olunduğunu görürse taban, bu çok ciddi bir hızlı aşağıya inmeye neden olur diye düşünüyorum. Ben 50 artı 1'in çok büyük bir yani bu kısa süre içinde değişeceğini düşünmüyorum. Önce onu söyleyeyim. Çünkü MHP bu konuda net bir direnç ortaya koydu. Şu anda AK Parti MHP'ye, MHP de AK Parti'ye bir yere kadar muhtaç durumdalar. Yani iktidarı sürdürebilmek açısından muhtaç durumdalar. Dolayısıyla bu 50 artı 1 tartışması rafa kalkar diye düşünüyorum. Evet, şimdi bir de muhalefet ekonomi masası kuruyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları gibi bir çalışma yürütecekler. Ve Akşener'le Kılıçdaroğlu açıkladı bunu ama yani 6 siyasi partiye de açık olduğu ifade ediliyor. Yani muhalefet 6 siyasi parti bir masada ekonomi için buluşabilir anladığımız kadarıyla. Bununla ilgili ne dersiniz ki, halkın gerçek gündemi diyorsunuz? Tabii öncelikle şöyle, şu anda Türkiye genelinde ekonominin mevcut durumunu herkes görüyor. Muhalefet bunu daha fazla görüyor ve muhalefet haklı olarak bu iktidarın ekonomiyi yönetememesini ülke yönetememesi şeklinde ifade ediyor. Dikkat ederseniz son birkaç gün içerisinde dövizdeki bu büyük dalgalanmaya bağlı olarak muhalefet liderleri çok yoğun bir şekilde erken seçim paylaşımları yapıyorlar. Kamuoyuyla da bunu deklare ederek ifade ediyorlar. Sonrasında bu dövizdeki büyük dalgalanma sonrasında Sayın Meral Akşener'i Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret etti. Ve bir mesaj verecekler gördüğüm kadarıyla. Vermek istedikleri mesaj şu. Topluma evet biz tek parti değiliz. Gördüğünüz üzere biz birden fazla partiden oluşuyoruz. Ama bizim çok güçlü bir ekonomik kadromuz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomik kurmayları, İyi Parti'nin ekonomik kurmayları, hatta işte Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, Saadet Partisi'nin, Demokrat Parti'nin ekonomik kurmayları toplumun önüne konulmak suretiyle Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu ekonomik krizi aşabilecek bir kadronun varlığı toplumun önüne konulacak. Böylece topluma güven verilmiş olacak. Çünkü toplumun her şeye rağmen çok ciddi ekonomik borçları var malum. Herkesin bankalara borçları var. Var olan bu borçlarından kaynaklı olarak bir türbülansın oluşmasından, yeni bir krizin oluşmasından herkes endişe ediyor. Bu endişenin giderilmesi gerekiyor muhalefet tarafından. Ve muhalefet bu anlamda önümüzdeki günlerde öyle zannediyorum ki belki bir çalıştay da yapılabilir bu konuda.
sahadan gelen veriler de dikkate alınacaktır. Ve çok yönlü olarak bir ekonomi programı toplumun önüne konulacak. Vatandaş bir iktidar değişiminde ne kadar süre içerisinde Türkiye'de dövizin sabitlenebileceğini en azından ya da işte vatandaşın en azından kısa süredeki bu sorunlarının hangi programlar dahilinde çözülebileceğini toplumun önüne deklare edeceklerini düşünüyorum. Bu yönde yoğun bir çalışma var. Partilerin her birinin ayrı ayrı çalışmaları vardı zaten. Bize de bunlarla ilgili konular soruluyordu. Şimdi bunu bir beraber olarak çözmek gibi bir gayretler olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi CHP liderinin helalleşme çıkışıyla devam edelim. Sayın Özçelebi, size dönelim bu noktada. Kılıçdaroğlu bir helalleşme çıkışı yapmıştı ve toplumun farklı kesimleriyle helalleşeceğini, sadece geçmiş dönemler değil de AKP'nin döneminde olan olaylar, AKP dönemi mağdurlarıyla da helalleşeceğini söylemişti. Böyle geniş kapsamlı bir gruptan bahsediyoruz aslında. Ve siyasetten de, yani muhalefetten de olumlu tepkiler geldi. Farklı kesimdeki muhalefetin aslında bir yandan Karamollaoğlu tepki affedersiniz destek çıktı. Bir yandan Demirtaş buna çok olumlu baktı. Son olarak Karamollaoğlu hatta CHP'de devrim yapıyor Kılıçdaroğlu dedi bu çıkışı ile ilgili. Birçok kesimi aslında bir araya getirmiş oldu bu helalleşme çıkışı diyebiliriz herhalde. Ne dersiniz? Türkiye siyasetinde bu helalleşme çıkışının yeri nedir? Çok önemli bir çıkış. Tabii ki halkın gündemi tencere, kaynamayan tencere, ekonomik problemler. Helalleşme ve benzeri gündemler belki toplumun tam birinci meselesi değil. Ama bu zaten bugünün meselesi değil. Bu belki işte 1970'lerin, 80'lerin, 90'ların işte çok uzun bir dönemin büyük bir problemi. Ve burada Sayın Genel Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bir üzerimize düşeni yapma. Yani biz burada toplumla bir barışmadan bahsetti. Fakat burada asıl vurgulamak istediği, AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı bileşenlerin ısrarla CHP zihniyeti diye altını çizdiği bir konuyu, bakın o kutuplaştıran, toplumu ortadan ikiye bölen bu zihniyeti sürekli CHP'yi dışarıda bırakacak biçimde bir vesayet odağıymış gibi gösterecek şekilde kullanan iktidara, Cumhur İttifakı'na döndü. Dedi ki hayır, biz hatta bunu kendine bir misyon da biçmiş Sayın Genel Başkan, diyor ki ben toplumu barıştıran kişi olarak bu siyasette en büyük hizmeti yapan kişi olmak istiyorum. Şimdi böylesine büyük iddialı bir şeyden bahsediyor ve bunu da cumhuriyeti kuran, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bürokrasisine, devletine, devletinin bütün organlarına her zaman sahip olmuş, onu yönetmiş bir parti gibi gözüken Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı dile getirmesi çok değerli ve önemli. Bir konu da şu, bunun bir de karşılığı var. Yani biraz önce söz ettiniz. Mesela Sayın Temel Karamollaoğlu daha da ileride bir şey söyledi. Dedi ki bu her baba yiğidin harcı değil de dedi. Yani aynısını mesela Sayın Selahattin Demirtaş da, biz de üstümüze düşeni yaparız. Biz de kimle helalleşeceksek onunla helalleşmeye hazırız dedi. Bu toplumun çok farklı kesimlerine ciddi bir mesaj olarak ulaştığını gösteriyor. Burada artık iş Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çıkmış durumda. O iradesini beyan etti. Fakat buradaki asıl problemlerden birine yine aslında kendisinin söz ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki başka unsurlar. Onu da şöyle formüle etmişti, biliyorsunuz devleti yönetmekten daha zordur Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmek demişti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bir takım unsurlar bunu başka türlü, yani sanki İşte AK Parti'nin bu kadar zamandır 20 yıl boyunca yaptığı bir takım sorunları Sayın Genel Başkan görmezden gelecek ya da onların üstüne örtecek ya da onlarla da helalleşecek gibi bir çizgiye, noktaya çekmeye ya da geçmişte yapılmış bir takım hataları tekrar hatırlatmaya dönük bir siyaset izliyorlar. Ama o çerçeve aslında net çizdi. Dedi ki ben bunu hukuksal yolla çözülecek her türlü şeyi, yani helalleşmeyle hesaplaşmayı birbirine karıştırmayacağım. Hesaplaşılacak olanlarla hukukun önünde hesaplaşacağım. Bir devri sabık yaratarak temel hak ve özgürlükleri, insan haklarını, hukuk devletini yok edecek bir sürece girmeyeceğim. Gerekiyorsa hesaplaşılır. Ama asıl ihtiyacımız olan, ortada bir ikiye bölünmüş bu devletlerin, bu halkın %50-50 kutuplaştırılmış bu halkı tekrar barıştırmak. Bu çok önemli bir iradedir.
bunun bir yansıması olmasını ve işte Sayın Demirtaş'ın, Sayın Karamoğlu'nun ve diğer unsurların bunu toplumda yansıtması ve konuşmasının çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Evet Sayın Kulas, size de bir iki cümleyle cevap vermeniz için soralım. Biliyorum vaktiniz çok yok ama siz ne dersiniz? Yani Kılıçdaroğlu bu çıkışıyla kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın önüne mi geçmiş oldu? Tabii öncelikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı Türkiye'de son yılların en kapsayıcı çıkışı olarak görmek gerekir. Yani bazıları bu meseleyi böyle çok özür dilerim sulandırarak, böyle hafife alarak değerlendirmeye çalışıyorlar. Asla doğru bir çıkış olmaz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten son 2-2,5 yıllık, hatta belediye seçimlerinden öncesinden alacak olursak, ortaya koymuş olduğu bir siyasi performansı var. Ve istikrarlı bir çizgi takip ediyor. Nedir bu? Toplumun her kesimiyle görüşmek, her kesiminin düşüncelerini almak ve her kesiminin eleştirilerini dikkate almak. Bu son derece kıymetli bir şey. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu anlamda aslında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2001'de iktidar olduğunun ilk yıllarında ortaya koymuş olduğu fotoğrafın yeni versiyonunu gerçekleştiriyor. Yani her kesimle görüşmek, her kesimin düşüncesini almak, her kesimin endişelerini giderici çalışmalar yapmak ve bunları sadece bir seçim kazanmak üzerine değil, çok kutuplaşmış olan, birbirinden kopmuş olan, birbirlerine bakarken hep ön yargıyla bakan, ellerini birbirlerine uzatırken yumruklarını sıkarak uzatan bütün kesimlerin ön yargılarını aşan bir tavır ortaya koyuyor ve bir şey de özellikle söylüyor, helalleşmekle hukuki anlamda yapılması gerekenleri birbirinden ayırıyor ki bu da bana göre çok önemli. Ben bu anlamda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önemli bir misyon üstlendiğini görüyorum. Bu misyonun desteği anlamında Sayın Meral Akşener'in, Sayın Temel Karamollaoğlu'nun da ve diğer belki bileşenlerin de bu konuda beraber hareket ettiklerini görüyorum. Ülke için kazançlı bir duruş olacaktır. İnşallah böyle bir kısım provokatif yaklaşımlarla sabote edilmez ve bu helalleşme gerçekleşir. Çünkü hepimizin birbirlerini tanıma, birbirlerinin düşüncelerine saygı duyma zorunluluğu olan bir dönemden geçiyoruz. Evet, peki Sayın Kulat, çok teşekkür ederiz katılımınız için. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kolaylıklar diliyorum.